ilgili bir problem yaşanıyor. Bu iyi midir, kötü müdür? Bana sorarsan kötüdür. Niye? Ereğli'nin parası Ereğli'de kalsın. Ereğli'nin parasının bir tarafa gitmesi bence abes olur yani. Para Ereğli'de kalması gerekiyor. Buranın parasının Zonguldak'a gitmesinin veya başka bir yere gitmesinin bir anlamı yok bence. Benim bu kendi fikrim. Hür irademe dayanarak bu cümleleri söylüyorum. İnşallah bir yerde uzlaşırlar, bu işi bitirirler. Ereğli'nin geleceği için yalnız, onu söyleyeyim. Belediye başkanı haklı görüyorum. Ereğli'nin geleceği için, uğraşması için. Her şeyin üniteleri, şeyi bağlı yani. Tabii belediye başkanı Ereğli'nin çıkarları doğrultusunda iş yaptığı için tabii o konuda haklı yani. Erdemir bize bol bol toz veriyor. Afiyetle biz yiyoruz ama parayı başkası yiyor. Yani parayı Ankara yiyor. Ankara'da nereye harcıyor? Sağlık Bakanlığı veyahut da onlar bu işi daha iyi bilirler gibi geliyor bana. Bize bir şey ifade yok ama tozu her sabah biz yiyoruz. Balkonlar toz olsun. Yapıcı düşünüyorum, doğrudur. Elinden gelen her türlü fedakarlığı yapıyor. Başka? Çok mücadele veriyor. Oranın emlak vergileri, memlakları hep Ankara'ya gidiyordu. Şimdi hepsi bu tarafa dönecek. Onun için müdahalesini veriyor. Tabii Çöpekoğlu zamanı buraya geliyordu o para. Çöpekoğlu rahmetli o parayı buraya yıktı. Esas onu İzmit alıyormuş ama Çöpekoğlu onu buraya yaptı. Burada da fazla para Ankara'ya aldılar. Çoğu bunları bilmiyor, hiç bilmiyor. Tabii, ama çoğu bilmiyor bunları. İşte emlak vergisi olsun, şu olsun, hatta elinden gel suyu bile Ankara'ya devredecekler. Zonguldak kim çakmadı, demir çelik satıldı, her yer satıldı. Bir Zonguldak bak işsizlik aldı başını yürüyor. İşte işini bilir, o işlerin uzmanı. Allah yardımcısı olsun, Allah kolaylık versin diyeyim. İnşallah, yani duyduğumuza göre ben Almanya'dan geliyorum ve şu an duyduklarım var, gördüklerim var, maşallah iyi yapmış. Helal olsun, devam, saygılarım sana devam etsin diyor. Pusuyu haklı her zaman. Nedendi? Nedeni zatı Ereğli'yi kirleden demir çelik. Şimdi de şey kanalıyla, siyaset kanalıyla şey ediyor yani, ezmek istiyor. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı şu an Erdemir'le bir mücadelesi var biliyorsunuz ki. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Haklı. Saygıdeğer Başkanımız Halil Pospu'yu destekliyoruz. Ereğli'nin hakkı olan her şeyi verecek demirçelik. Bu bizim hakkımız. Ben kova hastasıyım, astım hastasıyım. Eğer ben bu havayı teneffüs ediyorsam bu parayı da belediyeye verecek, belediye de halkına verecek. Bu böyle bilindi. Senelerden beri bu böyleydi. Ama nedense artık parayı vermiyor. Biz sonuna kadar Halil Pospu'yu destekliyoruz. Eğer bugün başkanımız dese ki yürüyelim dese yürürüz. Çünkü biz hakkımızı istiyoruz. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospu'yuk ile Erdemir'in mücadelesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Her zaman halkın tarafındayız. Ereğli Belediyesi'ni destekliyoruz. Burada değerli başkanımız Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospu'yu sonuna kadar destekliyoruz. Ve belediye başkanımızın yanındayız. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı kendisi için değil, Ereğli halkı için çalışıyor. Ereğli halkı için arkasındayız. Yoluna devam. Haklıdır. Vallahi belediye başkanımız burada haklı. Belediye başkanımıza sonuna kadar destek veriyoruz. Vallahi ben mücadele hakkında Sayın Halil Pospu'ya hak veriyorum. Sonuçta biz burada yaşıyoruz. Buranın suyunu, havasını Erdemir kirletiyorsa bunun parasını da buraya vermesi lazım. Şimdi ben belediyeyi haklı görüyorum. Yani takip ettiğim kadarıyla takip ediyorum. Belediye başkanımızı haklı görüyorum. Yani bence doğrusunu belediye başkanımız yapıyor. Olur mu öyle şey? Belediye alması lazım vergiyi. Olur mu öyle şey? Belediye normalde kanun neyse o uygulanması lazım. Şimdi eri eri dur konuşacağız. Oturup anlaşmalar lazım. Kime bu dünya şey olmuş? Kimin babasına tapu olmuş bu dünya? Erdemir bir kurum. Ereğli'de gerçekten var ya şu an yani istihdam sağlayan ciddi bir kurum. Belediye de kendi çapında Ereğli'yi yönetme anlamında o da bir ciddi bir kurum. Bu kurumların kavgasını biz yıllarca anlayabilmiş değiliz.
neden kavga ederler ki? Ereğli bizim, Türkiye bizim. Yani biz bu esnaf olarak bunların kavgasını değil, bunların barışmasını, Ereğli'ye bir istihdam sağlamasını istiyoruz açıkça. Yani birlik beraberlik olsunlar. Yani kendileri yapamıyorsa aracı bulsunlar, aracı koysunlar aralara. Yani Ereğli için, memleket için yani bir şeyler yapılması gerekiyor. Artık var ego zamanı değil, bu saatten sonra artık çalışma zamanı. Aslında söylenecek çok şey var. Şimdi şu yönden söyleyeyim. 1965 senesinden beri Erdemir burada. Biz de neredeyse 50 seneden beri buradayız. Bu fabrikanın bütün şeyini çeken biziz. Tozunu, toprağını, bacasından çıkan gazını vesairesini çeken bizleriz. Şimdi Erdemir bu yapmış olduğu kirliliğin bedelini ödemeli. Nereye ödemeli? Yerel yönetime. Yerel yönetim kim? Biziz. Yani yerel yönetimi oluşturan bizleriz. Kim var? Bir de Gülüş beldesi var. Onlar da aynı şekilde muzdarip. Şimdi bunu tutup da buradaki bu hava kirliliğini efendim Zonguldak'a doğru çekmenin, Zonguldak'ta efendim bilmem ne etmenin bir anlam ve meali yok. Zonguldak nereden çıktı ben bunu anlayamadım. Zonguldak zaten kendisi TTK'dan kirlilik parası alıyor zaten. Oranın belediyesi oradan, o lavardan vesaireden onlardan istifade ediyor. Şimdi affedersin ama lafım buradan dışarı ne halt etmen şimdi buraya geldiler bunlar. Niye karıştırıyorlar işi? Yıllardan beri bu iş böyle devam ediyor. Halil Postbik şundan haklı. Şu anda Ereğli'nin temizlenmesi için verilen, Erdemir'den verilen para az. Az yani az. Yani sen bu kadar şey edeceksin. Hoyrat şekilde her tarafı kullanacaksın, şey edeceksin. Buradan 30 kilometre, 40 kilometre ilerideki fındık bahçeleri bile şey diyor bundan. Etkileniyor. Bitkiler etkileniyor. İnsanlar etkileniyor. En önemlisi. Onun için ben bu işe Zonguldak'ta kim karışıyorsa, ne halt ediyorsa buradan elini çeksin. Zonguldak'ın işi değil bu. Ereğli bizim. Fabrika bizim. Biz kendi aramızda anlaşırız.